Hocam iğneyle yapılan dövme gusle mani midir? Hocam yapan bir arkadaş 1,5 yıldır yapmış silinmiyor. Gusle mani değildir. Mümkünse çıkarsın, çıkarttırsın ama onunla yaptığı gusül gusül değildir denilemez diyemeyiz. Bunu gusle mani değildir. Şişelenen maden suyu sodası ilave edilen katkı maddelerinden. Peki dövme konusunda Allah Resulü'nün hadisini ne yapacağız? Ya böyle bir cümlelik cevap veriyorum, içime sinmiyor o da efendim. لَعَنَ اللّٰهُ الْمُسْتَوْشِم۪ينَ وَالْمُتَنَمِّس۪ينَ وَالْمُتَنَمِّس۪ات. 5 şey sayılır bu hadiste. Allah dövme yapan ve dövme yaptırana, dişlerini güzellik için seyreltene, kaş aldıran ve kaş alana lanet etsin. Şimdi doğrusunu koyalım ortaya. Buradaki tenemmese fiili kaş almak değildir. Sahte kaş yapmaktır. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu çip Arap dilinde mütemehdi, mütenemmiz, müteşair, mütefelsif. Felsefeci değil ama sahte felsefeci. Şair değil, sahte şair. Mütemehdi, sahte mehdi. Mütenebbi, sahte peygamber demek. Arap dilinde çip budur. Peki böyle bir şey mi varmış? Varmış ya. Cahiliyede bedenini satarak kazanan kadınlar müşterilerine logo olarak sahte bir kalemden çekme kaş, kaşlarının tamamını alırlar, kalemden çekme bir kaş koyarlarmış onu ya. Bu da logo yerine geçermiş, gören tanırmış. Efendim yani bir tür sektörün kendi levhası oluyor fuhuş sektörü. Dolayısıyla biz buradan yola çıkarak işte kadınların kaşlarını düzeltmelerine bir şey çıkarmayalım. Fakat şunu söyleyelim ki kozmetik sektörüne de bir pay çıkarmayalım. Efendim o ayrı bir mesele. İşte bu hadiste dövme yapan ve dövme yaptırana lanet olsun diyor. Şimdi bunu nasıl anlayacağız hocam? Bunu şöyle anlayacağız. Aslında dövme insan vücuduna verdiği ıstırap, yani bugün çok sofistike yöntemler bulunuyor olabilir ama bundan 50 sene, 100 sene öncesine kadar yapılan dövmelerin nasıl ıstırap verdiğini düşün. Bir de dövmelerin aslında vücutta kalıcı olduğu için insan, Allah'ın yarattığına kalıcı bir müdahale olduğunu düşün. Sırf keyfi. İşin bu tarafı ayrı. Ama bu hadiste lanetlenen dövmenin bu normal dövmeyle alakası yok. Burada lanetlenen dövme putların dövmesi. Yani putları, taptıkları putu dövme yaptırıyordu. Putunu dövme yaptırıyordu. Ha bunlar önemli şeyler. Ama bu şu manaya gelir mi dövme? Caizdir. Haşa. Bu manaya gelmez tabii ki. Fakat bir de farkı bileceğiz. Bu çok önemli. Farkı bileceğiz. Evet.